Türkiye'nin yükselen yıldızı TV42 ekranlarından mutlu günler sevgili izleyiciler. Bir Sağdaki İzler programıyla daha siz değerli izleyicilerin karşısındayız. Tabii her zaman sahada iz bırakan isimlerle beraberiz. Bugün de hakemlik adına sahada iz bırakmış, gerçekten zihinlerimizde silinmeyen bir isimle beraberiz. Deniz Çoban'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam. Yaklaşık 10 yıllık bir hakemlik serüveniniz oldu. Bizler sizleri biliyoruz ama şöyle Deniz Çoban'ın ses tonundan dinleyecek olursak, Deniz Çoban kimdir? Şimdi ben 10 yılı Süper Lig ama 96 yılında başladım hakemliğe. 19-20 ile yakın hakemlik hayatım oldu. 10 yılı üst ligde geçti. Deniz Çoban kimdir? Herkes Deniz Çoban'ı hakemlik özellikleriyle tanıdı. Şimdi televizyonda yorum yapıyorum, gazetede yazıyorum. Deniz Çoban o yorumuyla biliyor ama sokakta birisi bana Deniz Çoban kimdir diye sorsa ben öğretmenim derim. Çok küçük yaşlarda öğretmen olma hayalim vardı. Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudum. Öğretmenliği tercih ettim. Belki başka bölümleri de okuyabilirdim. Öğretmen oldum. 99 yılında öğretmenliğe başladım. 23 yıldır da aralıksız öğretmenlik yapıyorum. Hem hakemlik yaptığım dönemde hem yorumculuk yaptığım dönemde öğretmenliği hiç bırakmadım. Bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Kendimi bir öğretmen gibi hissediyorum. Kendimi bir öğretmen gibi planlayıp, kurgulayıp hayatı o şekilde yaşıyorum. Diğerleri benim zevk aldığım, yapmaktan mutlu olduğum işler. Futbola nasıl başladınız hocam? Hani hakemlik serüveniniz nasıl oldu? Yani çok ilginç. Kamuoyunda futbolu seven insanların en çok eleştirdikleri, en çok dikkat ettikleri, en çok takip ettikleri kişiler hakemler. Sanki böyle hakemlik bir plan program işi, planlayarak bu hakemliğe geçiliyor falan gibi düşünüyorlar ama belki de bugün hakemlikte yaşanan sorunların başlangıcı da oradan ileriye geliyor. Hakemler tamamen tesadüf eser hakemliğe başlıyorlar. Yani bir planlamanın sonucunda değil. Futbola çok meraklıydık, futbol oynuyorduk, beden eğitim bölümünü kazandım, oraya gittim. Şanssızlık kolumu kırmıştım. O dönemde de futbol hakemliği kursu açılmıştı. Hani bu dönem böyle boş geçiyor, en azından neymiş kurallar onu da öğrenelim diye başladığım bir şeyken. Ama öyle bir şey ki sahaya çıkıp ilk görev yaptığınız andan itibaren bambaşka bir tutkuya dönüşüyor hakemlik. Çünkü çok da kolay değil. Herkes en zirveyi görüyor. Süper Lig'e çıkıyorsunuz. Her şey çok elit. Futbolcular elit, tribünler elit. Ortada hem maddi hem manevi kazançlar var. Ve herkes hakemliği oradan ibaret zannediyor ama aslında öyle değil. Yani şurada amatör kümede U13, U14, U15 maçı, ilkokul maçıyla başlıyorsunuz. Maddiyat yok. Çok ciddi bir kazanç yok. Bütün ihtiyaçlarınızı ayakkabınızdan formanıza kadar kendiniz karşılamak zorundasınız. O çileyi, o zorluğu çekerek basamakları çıkmaya başlıyorsunuz. Gerçi günümüzde bazı şeyler çok kolaylaştı, çok anlamını yitirdi ama en azından kendi dönemimden örnek vereyim. Eğer Süper Lig'e çıkma başarısını gösterecekseniz bu 10 yıldan erken olmuyordu. Yani bu 10 yıl aşağı alt liglerin cefasını çekip sonra ancak Süper Lig'e kendinizi atabiliyordunuz. Ben de öyle çok planlamadım. O şekilde başladım. Sonra yıl 1996 idi. Bıraktığım o güne kadar 20 yıl aralıksız değişikliklerde amatör kümesinden Süper Lig'ine kadar birçok ligde görev yaptım. Gelişi güzel bir şekilde gerçekleşti. Tabii yani birçok hakeme de sorsanız aynı cevabı alırsınız veya şöyle bir şeydir. Çok yakınındaki birinin hakemlik yaptığını görmüştür. Ondan esinlenerek başlamıştır. Bu hikayeyi duyarsınız. Oraya da geleceğiz hocam. Yani bugün bir çocuğa okulda öğretmeni sorsa büyüyünce ne olacaksın diye futbol hakemi olacağım diyen çıkmaz herhalde. Doktor diyor, avukat diyor, öğretmen diyor falan ama. Siz öğretmensiniz işte, gelmedi mi o şekilde? Hani hocam idolüm sizsiniz falan mevzular olmadı mı? Oluyor. Bizim mesleğimiz yani branşımız gereği çok fazla büyüyünce ne olacaksın sorular olmuyor ama öğrencilerle sohbet ettiğim dönemlerde gelip nasıl hakem olunur, ben de olmak istiyorum falan diye danışan öğrencilerimiz oluyor. Hocam kolumu kırdınız dediniz. Evet. Geçmiş olsun öncelikle. Tabii kolunuzun kırması çok güzel bir hakem kazandırmış olmuş bize ama kolunuzu kırmasaydınız futbolun içinde bir futbolcu. Yani çok öyle amşam futbolcuydum falan diyecek bir durumum yoktu. Savunma oynuyordum, stoper, libero. Amatör kümelerde oynadım. Profesyonel olmadım futbolcu olarak. Çok mütevazısınız hocam ya. Hocam bir yönettiğiniz bir karşılaşma var. Sizin hakemliğinize mal olan evet, diyebiliriz aslında Kasımpaşa Rize maçı. Ne yaşandı hocam orada? Biraz anlatabilir misiniz? Yani şunu söyleyebilirim. Hakemlik kariyerimdeki en kötü maçlardan bir tanesiydi. Herkes son dakikadaki penaltı pozisyonuna takıldı ama yani akılda kalan oydu. O maçta ben her iki takım lehine ve aleyhine de
şöyle bugün tekrar dönüp izlesem minimum 4 tane maçın kaderini etkileyecek hata yaptığımın farkında oldum maç bittikten sonra. Birçok şey yaşandı. Birçok kişilerle görüşmemiz oldu. Rıza Hoca'nın bende zaten yeri ayrıdır. Daha önceden de diyaloğum olan bir kişiydi. Tamamen böyle spontan gelişti. Duygular belki ön plana çıktı. Akıl geri planda kaldı. Ama hiçbir zaman dönüp de tekrar öyle olmasaydı böyle olurdu, böyle olmasaydı böyle olurdu demiyorum. Benim için hayırlısı oymuş. Nasipli o varmış. O gün son maçımmış. Zaten hakemler der maça bu benim son maçım diye çıktıkları sürece başarılı oluyorlar. Bize hep öyle öğretmişlerdi hakemlikte. Farkında değilmişim ama o gün son maçımız, son maçım oldu. Çok da fazla sorgulamadım. Yeni ufuklar açtı, yeni kapılar açtı bana. Yönümüzü değiştirdi. Nasıl böyleymiş diyorum o gün için. Hiç pişman oldunuz mu peki hayır, o günle alakalı? Hayır. Hiç pişman olmadım. Hakemliği hani canlı yayında evet. bıraktığınızı, hani evet. karar verdiğinizi söylemiştiniz yayıncı kuruluşa. Bunu hani anlık mı aldınız bu kararı? Nasıl aldınız? Bir anda çünkü izlediğimiz kadarıyla Rıza Hoca'nın yanına gidiyorsunuz. Ya benim hedefim de Rıza Hoca'nın yanına gitmek vardı ama Rıza Hoca'nın canlı yayında olduğunu bilmiyordum. Bir an için Rıza Hoca'yla karşı karşıya göz göze geldik. Rıza Hoca da benim yabancım olduğu birisi değildi. Oturmuş sohbet etmiş bir şeyler paylaştığımız bir insandı. Yani Rıza Hoca'ya özelde söyleyene kadar bunları genelde de söylemenin çok farklı olacağını düşünmedim ben kendi adıma. Aklımdan geçen bir şeyler vardı. Ben orada söylediklerimi Rıza Hoca'nın şahsına söyleyecektim. Beraberken söyleyecektim. Rıza Hoca'yı orada buldum. Orada söyledim bir an için. Orada söylememin de bir sakıncası olmayacağını düşündüm. Sonradan baktığınız zaman tabii Türkiye'de kabul gören bir şey değil. Sonrasında da hakemliği bırakmanın çok daha doğru olacağını düşündüm ve bıraktım. Peki tam olarak hata yaptığınızı ne zaman anladınız hocam? Hani? Yani soyunma odasına girdiğim zaman izledim pozisyonları. Tek tek uygulamadan tek tek baktım evet. Yani mesela Rıza Hoca soyunma odasında geldi. Hocam tebrik ederim dedi. Bir şey söylemiyorum. Zor maçtı. Yağmur da vardı. Çok aşırı yağmur vardı. Maçtan sonra dedi bir pozisyonları izleyin konuşuruz beraber. Çok da canınızı sıkmayın dedi. Yani Rıza Hoca'nın öyle bir olumsuz söylediği bir şey, bir baskısı falan da asla yoktu. Hikmet Hoca'yla bir diyalog oldu mu o maçta? Hikmet Hoca sonradan soyunma odasına geldi. Ben canlı yayından soyunma odasına döndükten sonra Hikmet Hoca canlı yayından sonra oraya geldi. Hocam sizi seviyoruz, yapmayın, bırakmayın falan gibi sözleri oldu tabii. Beden eğitimi öğretmeni olduğunuzu da söylediniz hocam. Hakemlik serüveniniz de var. Yayıncı kuruluşta yorumculuk da yapıyorsunuz veya çeşitli televizyonlarda da yorumculuk olarak çıktığınız oluyor. Futbolla ya da beden eğitimi öğretmeni olarak uğraşmasaydınız başka bir meslekle uğraşır mıydınız? Böyle bir hayaliniz olur muydu? Yani aslında şöyle söyleyeyim, ilkokuldayken öğretmen olmaya karar vermiştim. Çok sevdiğim bir sınıf öğretmenim vardı. Çok ilgiliydi. Öğretmenin değerini anlatırdı hep. Ondan esinlenerek hep öğretmen olmak istedim. Aslında ben edebiyat öğretmenliğini kazandım. Edebiyat okuyabilirdim. Beden eğitimim edebiyat mı derken beden eğitimini de kazanınca o tarafa geçtim. Ama Türk Dil Edebiyat öğretmenliği de okuyabilirdim. Okumayı seviyorum, araştırmayı seviyorum. Kitap okumaktan çok zevk alırım. Öğrencilerimi de bu yönde yönlendirme konusunda çok mahir olduğumu düşünüyorum. Herhalde yani öğretmenlikten başka bir şey seçmezdim. Spor olmasaydı işin içinde belki Türk Dil Edebiyatı öğretmeni olabilirdim. Yine öğretmen olabilirsiniz. Evet. İdol aldığınız bir hakem var mıydı hocam? Yani şimdi çok uzağa gitmemek lazım. Belki bunu söyleyince bana Türkiye'de yapmaya falan diyenler olabilir ama şu anda Cüneyt Çakır... Dünya Kupası'na gidemedi. Farklı sebeplerle gidemedi ama dünyanın en iyi 3 hakeminden birisi olarak gösteriliyor. Türkiye'de böyle bir hakem varken dışarıda idol aramaya gerek yok bence. Yani diğerlerini de çok gücendirmeyelim hocam da. Yok yani şimdi dünyanın sayılı 3 hakeminden bir tanesi Cüneyt Çakır. Ülkemizde yaşıyor. Çok şey öğrendim ondan. Çok maça gittim. Yurt içinde yurt dışında sadece aynı sahada bulunmak değil, sırf özel onu izlemek için bile yurt dışında Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye gittim. Fransa'da İspanya, İtalya, Avrupa Şampiyonası son 16 maçını yönetmişti, onu izlemeye gittim. Yani Türkiye'nin çok değerli isimleri var. Ha Avrupa'da yok mu? Var. Yani çok erken yaşlarda bıraktı ama Klatenburg izlerken zevk veriyordu mesela. Mazic izlerken zevk alıyordum. Bu başka bir şey ama ülkemizde de çok kıymetli hakemler var. Mesela Türk hakemliğinin son 20 yılına Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım damga vurmuştur. Beğenelim, beğenmeyelim. Yönettikleri maç sayısıyla, zorluk derecesi yüksek maçlarla, derbi maçlarıyla. Yani mesela geçmişte Ahmet Çakar ilk Türkiye'nin önünü açan hakem gibi gözükür. Arkasından Oğuz Sarman Şampiyonlar Ligi'nde 4-5 maç yönetmişler. Türkiye'de derbiler yönetmişler ama bunu bir sayıya dökseniz Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Bülent Yıldırım 400'e yakın Süper Lig maçı yönetmişler. Kimse yetişemez.
Yani yakın zamanda o sayıya. Avrupa'da işte Cüneyt Çakır 60'a yakın Şampiyonlar Ligi maçı, 50'ye yakın A milli maç, hakeza Bülent Yıldırım FIFA kartı taktığı zamanlarda falan baktığınız zaman gerçekten bu üç isim Türk hakemliğinin son 20 yıldaki gerçeğidir. Beğenirsiniz hakemliklerini, beğenmezsiniz. Başka bir şey. Kolay değil yani 25 tane derbide düdük çalmak. Fırat Aydınus'a nasıl şimdi kötü hakem diyeceğiz? Objektif bakmak lazım. Yani objektif bakmak lazım. Bir derbiye bir hakem atanırken merkez hakem kurulu, hadi bugün de Fırat Aydınus'a yönettireyim demiyor. Bakıyor bu zorluk derecesi yüksek maçları yönetmiş mi, takımlar tarafından kabul görüyor mu, bu atmosferin altından kalkar mı gibi birçok kriter ortaya koyuyor. Demek ki o kriter her derbi oynanışında Fırat Aydınus'ta bulunmuş ki verilmiş. Cüneyt Çakır'da bulunmuş ki verilmiş. O yüzden yani sadece hakemlik değil, sadece futbol değil. Türkiye'de her alanda kıymetlilerimizin değerini bilmiyoruz. Yani bazen gözümüzün önünde olduğu için göremiyoruz belki. Evet. Kaybettikten sonra anlıyoruz evet. Aslında da. Şeyden bahsettiniz hocam. Hakemi izlerken çok zevk alıyordum dediniz. Evet. Hani bizler futbol müsabakalarını izlerken özellikle. Hani futbolcu izlerken, ne bileyim o antrenörün teknik taktiğini izlerken zevk alıyoruz. Siz hakemliği, hani hakemin neyini zevk alıyorsunuz hani? Yani şimdi koşu stili, yer alma şekli, kartı gösterme şekli, oyuncuyla diyaloğu. Mesela bir penaltı yakalıyor, bu kalede pozisyon oynanıyor. Kontra atak başlamış, normalde hakemden geç kalması kabul görebilir. Hızlı atak olmuş filan, tam yerine gittiyse, tam doğru açıdan izliyorsa, penaltıyı da doğru yakalamışsa, kimse itiraz etmeye gelmiyorsa, o sırada bariz gol şansı varsa, hem penaltıyla birlikte onu da yakalamış, adama da kırmızı kart göstermişse zevk alıyorsunuz izlerken yani. Sizin nezdinize tekrardan geçecek olursak hocam, sizin için yani yönettiğiniz en zor karşılaşma hangisiydi? Kasımpaşa Rize maçı hariç. Yani yönettiğiniz en zor birçok maç yani o diğerine ölçülemez ama ilk zorluk derecesi yüksek olarak çıktığım bir Beşiktaş maçı vardı. Bursa Beşiktaş dönem yani Bursa ile Beşiktaş arasında da böyle gerginlikler olduğu için çok yüksek atmosferli bir maçta zannediyorum 37-38. Dakikalarda İbrahim Toraman'ı atmıştım. Beşiktaş'ta şampiyonla oynuyordu. Bursa da yanılmıyorsam o yıl şampiyonla oynuyordu. Bu Beşiktaş'ın eski stadı. İnönü. Yani şimdi yine aynı yere yapıldı ama bir önceki yapıldığında o yeni yapılan bir kale arkası vardı böyle. Onun önünde atmıştım. Tabii tecrübesizlik de var. Bana çok sıradan İbrahim Toraman eliyle gol atmaya çalıştı. Zaten sarı kartı vardı. İkinci sarı kart, kırmızı kart. Çok kolay bir sarı kart gibi geldi bana. Yani bir sahada bir hakemin neler hissedebileceğini, atmosferin hakemi nasıl etkileyebileceğini o gün orada anlamıştım. Sarı kartı gösterdim. İkinci sarıyı gösterdiğim anda o tribün üzerime yıkılıyor zannettim. Yani oradan dedim ki yani evet kararı veriyorsunuz, görüyorsunuz, problem yok. Ama böyle de bir gerçek var yani. Tribün baskısı, tribünün oyuna etkisi sadece hakem olarak düşünmeyin. Yani siz bunu böyle hissediyorsanız topu boş kaleye vuramayıp avuta vuran bir oyuncunun o an için psikolojisi benzer bir şey. O ses hissettiğiniz anda, o baskıyı duyduğunuz anda bunun bilinçaltını doldurması kaçınılmaz bir şey. Zaten bu tepkilere karşı nasıl sizde bir savunma mekanizması geliştirebiliyorsanız futbolcu olarak, hakem olarak, teknik sorumlu olarak o zaman başarılı oluyorsunuz. Ya ben o an hiç unutmam kendimde çok sıradan, çok kolay bir kartı gösterdiğim andaki o tribünün tepkisini gördüğümde evet. Yani seyirci baskısı bu olsa gerek demiştim. Ama karar doğruydu. Doğruydu. Niye kolay diyorsunuz hocam? Karar doğruydu, neden kolay diyorsunuz? Hayır, şunu söylüyorum. Herkes tarafından kabul edilebilesi bir karar. Yani bir oyuncu eliyle gol atmaya çalışıyorsa bu sarı karttır. Bunun tartışması yoktur. Bu kadar sıradan herkesin kabul edebileceği, asla yanlış diyemeyeceği bir karar veriyorsunuz. Ama onun karşısında 25 bin kişinin size karşı olumsuz bir tepkisi var. Ve bu gürültüyle birleşiyor, bu olumsuz tezahüratla birleşiyor. İşte o anda diyorsunuz ki evet ne kadar basit, anlaşılabilir, herkes tarafından kabul gören bir karar da verseniz bu size mutlaka bir baskı olarak geri dönüyor. Onu o gün orada hissettim. Yani sahada karar vermenin çok kolay olmadığını. İleriki dakikalarda kararınızda bir değişiklik oldu mu? Hani etkiledi mi bu tribün sizi? Zaten onu iyi hakem, kötü hakem farkı odur. O tribün sizi etkiliyorsa
Kötü hakemsiniz zaten. Sonraki kararlarınız maç karışır, baskı artar, oyunun kontrolü kaçar, oyuncular sinirlenir, arka arkaya kartlar çıkar. Demek ki etkilenmişsiniz, oyunun kontrolünü kaçırmışsınız anlamı çıkar. Ama oyunun balansı bozulmamışsa, oyuncular verdiğiniz kararı kabul etmişse, futbol oynamaya odaklanmış devam ediyorlarsa, bu da verdiğiniz kararın ya da nasıl iyi hakem olduğunuzun göstergesidir. Yani yanlış anlaşılmasın. Ben orada şunu anlatmaya çalıştım. Herkesin kabul ettiği, gördüğü, bildiği ve asla itiraz edemeyeceği bir karar bile sahada oyunculara kabul ettirseniz, teknik kulübelere kabul ettirseniz bile seyircilere kabul ettiremiyorsunuz bunu. Çok iyi anladım hocam. Ben sizin demek istediğinizi oyunculardan bahsettiniz. Hani karar verdiğiniz zaman bazen oyuncular etrafınıza toplaşıyor, geliyorlar. Hiç bu karardan döndüğünüz oldu mu? Ha bize çünkü ekranda ve tribünde çok anlamsız geliyor. Benim zamanımda var yoktu, şimdi dönüyor. Vardan dönüyor da karardan döndüğüm olmadı hiç. Zaten ne diye döneceksiniz ki? Niye kararı geliyorlar dönmüş hocam? Hani bunu bile bile profesyonel futbolcular her zaman hani ekstra bir sarı kart yediyse ikinci, üçüncü, dördüncü sarı kart da çıkartmış oluyorsunuz siz orada. Yani futbolun doğası olmuş gibi bir şey. Geldikleri zaman mesela ne diyorlar dersiniz de. Ne diyor? Hocam vallahi dokunmadım hocam. Elime değmedi hocam, bak buraya değdi diyor. Televizyonda bakıyorsunuz akşam, elini açmış buraya değmiş. Ama oyuncu yemin ediyor, hayır diyor, buraya değdi. Ben şuna da şahit oldum. İki çocuğumun ölüsünü öpeyim, buraya değdi dedi. Ama çocuğu yokmuş. Hocam kim diyeceğim ama herhalde gerek yok. Evet, üstümüzde kalsın. Ama gerçekten. Fakat sahanın içi bambaşka bir yer. Yani insan ne kadar doğru bunu bu şekilde çerçevelemem ama futbolcuyu sahada da tanıdık, dışarıda da tanıdık. Gerçekten sahada farklı role bürünüyor en az %50-%60'ı. Yani evet. O maç kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Evet. Hani ne kadar doğrudur? İnsan belki bir görüş der ki kardeşim, eğer bir insan sağlıklı bir yapıda ve psikolojideyse dışarıda nasılsa sahanın içinde de aynı davranması gerekir diyebilir. O yorum seyirciye kalsın ama saha dışında çok farklı. Bütün insani özellikleri yerinde, arkadaş, dost canlısı, sahanın içinde tamamen farklı. Çok şahit oldum. Hocam VAR sistemine geçmek istiyorum. Siz de bahsettiniz zaten. VAR sistemi Türkiye'mizde doğru kullanılıyor mu? Doğru buluyor musunuz? Yani bir kere dünyada bu işi kafalarda çözen çok az ülke var. Yani biz Türkiye olarak da kafada çözemedik. Yani neyi söylemek istiyorum? VAR protokolü var. Şimdi oyun kuralları kitabının içine de girdi. Başlarken şöyle başlıyor. VAR asla kusursuz bir maç yönetimini vaat etmiyor. Yani diyor ki hatayı VAR hatayı en aza indirecek. Evet. Yani hatayı en aza indireceğiz de demiyor. Biz çok yanlış anlatacağız o zaman. Sadece diyor yıllar yılı akıllarda kalan hataları yapılmasını engellemek için VAR sistem. Hatta örnek veriyor. Diyor ki Maradona'nın 50 ile attığı gol. Çok uzatmayın. Fenerbahçe'nin Konyaspor'a attığı 50 gol. Anelka'nın gol da. Yani ben protokolün girişinden bahsetmek istiyorum. Fransa'da kimdi santrafor? Eliyle düzeltti. Dünya Kupası'na gitti. Henry, evet. Eliyle düzeltti. Onu örnek veriyor. Yani Dünya Kupası'nı almış bir takımın elle gol atması, Dünya Kupası'na kalifiye olan bir takımın oyuncusunun eliyle düzeltip gol pası vermesi gibi yıllarca akılda kalacak hataları. Mesela Anelka örneğini verdiniz. Türkiye'deki yapılmış fahiş hakem hataları deyince 20 yılda, zannediyorum 2003-2004 yılları falan da herhalde, aklınıza hemen Özgüç Türkalp'in yönettiği burada yıkılan stattaki maç geliyor. VAR sisteminin amacı yıllar yılı unutulmayan hataları engellemek. Yoksa bir maçın mükemmel yönetilmesini, hataların en aza indirilmesini ya da hatasız bir maç yönetilmesini beklemiyor. Çıtası o kadar yüksek ki VAR sisteminin. Öyle bir hata olacak ki sahada, yani ot tribünde 20 bin kişi var. Tableti önünde açsa baksa nasıl bir penaltı kaçmış diyecek. İzleyen taraflı tarafsız herkes onun penaltı olduğuna ikna olacak. Bu işle iştigal eden hakemi, futbolcusu, herkes tamam böyle pozisyonlarda devreye girecek. Ama biz istiyoruz ki ya bana göre penaltı niye karışmadı? Mesela o kadar hatalı bir cümle ki ya bir gidip baksaydı en azından. VAR protokolü temelden reddediyor bunu. Hele bir gidip baksaydı ne olacaktı? Hayır.
Minimum müdahale, maksimum fayda. Minimum gidecek ekrana. Televizyon başında, video başında izleyen video yardımcı hakem, ya %100 bir hata, yıllarca unutulmayacak bir hata, maçın kaderini değil sezonun kaderini değiştirecek bir hata, ya bu gözden kaçarsa artık olacak iş değil dediği pozisyonlarda çağırması lazım. Ama kulüplerin kurduğu baskı, basının kurduğu baskı, Merkez Hakem Kurulu'nun çaresizliği bu işi yumuşatıyor. Her hatada, her sıradan hatada, hatta sana göre bana göre hatada devreye girmiyor. Tribün bile hakemi oraya gönderebiliyor. Hakem, yani şu cümleyi yenemedik. Kaç yıl oldu? 4 yıl mı? 5 yıl mı oldu? 5 yıl oldu sanıyorsun. Ya bir gidip baksaydı ne olurdu? Ama VAR'ın temel prensiplerine kökünden aykırı bir yaklaşım. Bir gidip baksaydı ne oldu? Merkezden çağrılmadığı sürece VAR hakemi bakamıyor. Bakamıyor. Bir de hani şunu diyor. Ya biz tartışıyoruz işte burada. Ben penaltı diyorum. Sen diyorsun. Bir de gidip hakemi baksaydı. Öyle değil. Öyle bir pozisyon olacak ki gel diyecek bak. Hakem gelecek kenara. Şöyle bir bakacak. Bunu VAR'ın eğitimlerinde anlatıyor. Bunu Roberto Rosetti anlatıyor. Bunu Collin anlatıyor. Bunu Coopers anlatıyor. Böyle gidip bir bakacak. Karnına yumruk yemiş gibi seçecek. Ha ben bunu nasıl kaçırdım diyecek. 10 saniye içinde dönüp penaltıyı verecek mesela. Bize şimdi VAR'a davet geliyor. Gidiyor hakem. 1,5 dakika izliyor. 1,5 dakika izliyorsa zaten açık bariz bir hata değildir. Skandal bir hata değildir. Ondan kaynaklı herkesin kabul edeceği bir hata. Tabii. Yani yanlış davet almış demek ki 1,5 dakika izliyorsa. VAR prensibi çok net. Açık, bariz, herkes tarafından kabul edilebilir bir yanlış yapıldığı zaman çağıracak. Adamın eli böyle. Top gelmiş buraya çarpmış. Kameranın arkasındaki arkadaşa göre bu doğal konum. Ancak oyuncu elini bu şekilde tutarsa dengede kalır. Top gelip buraya çarpmıştır. Size göre de hayır kardeşim bu el böyle durmalıyken bu kadar açmış buraya çarpmış penaltı. Bakın iki tane farklı görüş var. O zaman burada VAR'ın hiç ilgisi yok. VAR hakemin kararını destekleyecek bir done buldu mu? Buldu. Çünkü kameranın arkasındaki arkadaş diyor ki dengede kalmak için kol bu kadar açılabilir diyor. Tamam kabul edilebilir bir görüş var. %20-25 de olsa VAR'ın konusu yok. Ama elini açmış buraya. Sen de diyorsun kardeşim böyle açılır mı? Kaleci misin sen? Oradaki arkadaş da diyor. Tribündeki adam da diyor. Buradan geçen de diyor ha. O zaman işte bu VAR'ın konusu. Bizim yani VAR geldi halen hata yapılıyor. Zaten sana hatasız maç vaat etmedi ki. Çok skandal. Yani ya bu hata nasıl yapıldı denecek. Çok açık bariz hatalarda karışacak. Ama bu felsefeyi yerleştiremediğimiz için VAR'dan beklentimizi çok yukarıda tuttuğumuz için o yüzden mutlu olamıyoruz. Şimdi maçlarda daha çok hatalar yapılmaya başladı o yüzden. VAR olduğu halde VAR, diyorlar bir de. Evet. VAR çünkü ben protokole göre çağırmamam lazım. Çağırmadığım zaman başıma geleceği biliyorum. Kamuoyundan, şuradan, buradan. Sonra hakemlerin gerçekten bilinçaltı doluyor. Çağırması gereken pozisyonda çağırmıyor. Çağırılmayacak olan da çağrılıyor. Ve ben ilk günde söylemiştim VAR'a geçtiğimizde kulüplerin baskılarıyla, kulüplerin isteğiyle altyapı tam oluşturulmadan, felsefe tam hem hakemine hem futbolcusuna kazandırılmadan çok çabuk geçildi. Biz kervanı yolda düzmeye çalıştık. O yüzden de sorunlar yaşadık. Bir sene nefes alıp bekleyip Avrupa'da dünyada neler oluyor baksaydık, felsefesini buraya anlatmaya çalışsaydık belki bu sorunları daha az yaşardık diye düşünüyorum. Peki, o zaman biz VAR sistemini tam manasıyla anlayamadık. Evet ama bu şimdi şöyle Merkez Hakem Kurulu bununla ilgili çok çabaladı. Birçok Merkez Hakem Kurulu görev yaptı, anlatmaya çalıştı. Şimdi ne olur futbolculardan falan izleyenler olursa bağışlasınlar bizi. Pro lisans alınırken takımlarda bir şey vardır. Yani hakem eğitimi de almaları gerekir. Mesela ben birçok kulübe Süper Lig'de hakemken o pro lisansın şartları yerine gelmesi için ders anlatmaya gidiyorum. Ve çok temel bir futbolcunun bilmesi gereken konuları aktarıyoruz. Barajda işte 3 oyuncudan fazlaysa 1 metreden fazla birisi yaklaşamaz. Penaltı vuruşu yapılırken işte kalecinin öne çıkması durumunda ne olur gibi temel şeyleri anlatırken hep şununla karşılaşıyoruz. Hocam ne kadar sürer? Hocam 15 dakikada bitiremez miyiz? Hocam işte antrenmandan çok çıktık, çok yorgunuz. Hocam ben bugün gelmesem olmaz mı? Filan gibi. Yani ne teknik direktöründen ne futbolcusundan çok fazla öğrenmeye talep de yok.
Yani bu eğer futbolcular kural konusunda biraz daha kendilerini istekli olsa, geliştirmiş olsalar, ya temel prensipler herkes biliyor. Kırmızı kart nedir, penaltı nedir filan biliyor ama nerede verilir, nerede verilmez. Bazı şeyler, hususlar var futbolcuların mesela bilmesi lazım. Mesela ben çok şaşırırdım. Ceza sahası içinde düdük çalıyorsunuz. Hocam direkt mendirek mi diye soruyor. Penaltı vermişsiniz. Direkt mendirek mi diye soran futbolcu vardı yani sahanın içerisinde. Çok ilginç. Yani ne zaman direkt verilir, ne zaman ceza sahası içinde penaltı verilmişse zaten direkttir. Yani bunun şeyi yoktur. Açıklaması yok. Açıklaması yok. Hocam VAR'dan devam edecek olursak dediniz hani bütün konularda hakemler VAR'a gittiği için uzun süre bekliyor dediniz ama şimdi RİA merkezinden çizilen bir çizgi var offside ile alakalı. Evet. Biz bunda da çok bekliyoruz. Bunun sebebi ne? Çünkü İngiltere'de Bundesliga'da izlediğimiz zaman maçlarda offside ise offside 10 saniye, 15 saniye, maksimum 20 saniyede çözülüyor. Ama bizim burada 2,5, 3 dakika, 3,5 dakikayı bulduğu oluyor. Sadece çizgi çizilmiyor mu orada? Yani dediğinizde %100 haklısınız. Yani İngiltere Ligi'nde izlerken çizgilerin çok çabuk çizildiğine şahit oluyoruz. Türkiye'dekiler bu konuda çok fazla pratik sahibi olamamışlar. O sonuç çıkıyor. Yoksa onun dışında içeride ne olabilir? Ha, bazı eleştirildikleri anlarda farklı konular olduğu oluyor. Mesela iki tane, üç tane arka arkaya pozisyon olmuş oluyor. Üçünü de takip ettiği için gecikmiş olabiliyor. Yani bir offside beklentisi var, oyun devam ediyor. Arkasında bir daha offside beklentisi var. Hatta belki sonrasında bir faul beklentisi var, gol olmuş. Yani komplike pozisyonlar olabiliyor. O zaman uzaması normal. Ama samimiyetle söyleyeyim, gerçekten Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Offside çizgisi çizmedeki zamanlama konusunda gerisindeyiz. Peki sizin zamanınızda bu VAR sistemi gelmiş olsaydı biraz daha rahat eder miydiniz? Yani Deniz Çoban'ı biraz daha izleyebilir miydik? Soru bir şekilde. Ya Rıza Hoca ile ne zaman bir röportaj yapsalar sağ olsun hep diyor ki VAR olsaydı Deniz Hoca hakemliği bırakmamıştı, halen devam ediyordu diyor. Yani ben şöyle bakıyorum, kamuoyu VAR'dan memnun değil. Öyle anlaşılıyor değil mi? Var. Evet. Eskisinden daha çok. Önceden sadece sağdaki hakemi tartışıyorduk. Hatta bazen diyebiliyorduk ya yer iyi değil, uzak kalmış, görememesi normal filan deyip hak veriyorduk. Şimdi deniliyor ki hem sağdaki hakemi eleştiriyoruz, hem video başındaki hakemi eleştiriyoruz, hem de var varken bu nasıl görülmez diyoruz. Yani dertlere çare olamadı. Ben de şu anda hakem olsaydım bir tane benimle bir şey değişmeyecekti. Yine sanki sorunlara çare olmayacaktı var, olmadı da zaten. Hakem tartışmaları bitmedi. O zaman şu an Türkiye'de VAR çok da gerekli bir... Ya ben gerekli değil dersem çok kişi yanlış anlar benim söylediğimi de. Gerektiği gibi kullanamadığımızdan gerekli verimi alamadık. Yani çok şey bekliyoruz. Önce bir beklentimizi azaltmamız lazım VAR konusunda. Şu anda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyorsunuz hocam. Evet. Daha akabinde de... Fanatik'te yazıyorum. Fanatik'te evet bir gazetede yazıyorsunuz. Ekrana çıkıyorsunuz. Hakemlik yapıyordunuz daha önce. Hani bu sizi zorladı mı? Hani ekrana çıkma konusunda, yazma konusunda. Bir anda çünkü basın mensubu olarak bürünmüş oldunuz. Ekranda ve yazar olarak görünüyorsunuz. Yadırgadınız mı bu durumu? Yoksa hemen alıştınız mı? Yok, tabii ki alışamıyorsunuz. Çünkü hakemlik yaparken eleştirenlerin tarafına geçtik. Tabii takdir kamuoyunundur. Ben kendim böyle yaptığımı söyleyebilirim ama bu konuda başarılı olduğumu söylersem mukalalık etmiş olurum. Neye üzülüyorsam sahada hakemlik yaparken eleştirildiğimde onu yapmamaya gayret ettim. Yani benim soy ismimle çok dalga geçtiler hakemlik yaparken. Başlarken soy ismimi kullanarak başlıyorlardı. Ben öyle bir şey kişilikleriyle, işte fiziksel özellikleriyle ya da başka yönüyle değil, sadece sahada yaptığı hataya odaklı eleştirdiğimi düşünüyorum. Yani kırmadan, dökmeden, sorun çıkartmadan, kişiliğine inmeden. Ben sadece şunu söylüyorum. Futbol oyun kuralları kitabına göre şöyledir. Burada da bu pozisyonu görüyorsunuz böyle. Dolayısıyla bunun penaltı verilmesi gerekirdi. En ileri gittiğim konu, bu seviyede bir hakeme bu penaltıyı vermemek yakışmamış diyorum. Bu seviyede bu hatanın yapılmaması lazım diyorum. Bu hakem geçen hafta da şunu yapmıştı, evvelki hafta da bunu yapmıştı. Merkez Hakem Kurulu'nun bunu dikkate alıp bu hakemin performansının düşük olduğunu görüp bu hafta maçı atamamalıydı diyorum. Ama zaten bunun ne olduğunu biz biliyoruz. Bu geçen hafta da şöyle yaptı, zaten bu hakemliği bilmiyor falan gibi üzecek,
kişiliğine kadar gidecek, hakarete varacak yorumlardan kendimi alıkoymaya çalışıyorum ki yani 23 yıl öğretmenlik yapmış birisi olarak da en çok dikkat etmem gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani dile de çok hakim olduğum için yazarken ya da anlatırken de çok zorlanmadığımı düşünüyorum. Eyvallah. Peki o zaman şu soruya gelmek istiyorum ben. Sahada karar vermek mi sizin için daha basit oluyor yoksa sahada karar vereni yorumlamak mı sizin için daha basit oluyor? Tabii sahada karar vereni yorumlamak daha basit. Ben televizyonda da söylüyorum. Her zaman şöyle bir şansımız var. Şimdi maç oynanıyor 90 dakika. Hakem sahadanlık karar veriyor. Doğru yerde olacak, doğru açıda olacak. O an için doğru değerlendirecek. Bazen öyle pozisyonlar var ki kuralı da bilmesi gerekiyor. Oyunu durdurdum da nasıl başlayacağım? Mesela Trabzonspor Beşiktaş maçında yaşandı. Bu değil mi? Yani kural hatası itirazına kadar gitti. Kale sahası ön çizgisinden yapılması gereken serbest vuruş yan çizgisinden yapıldı. Ben yayında da söylüyorum şimdi. Hakem o kural kitabındaki her satır aklında tutmalı ve o baskı altında, o streste gördüğü anda uygulamalı. Anlık kararını verdi, yanlış yerden başlattı. Gol olsaydı bence o zaman kural hatası olacaktı. Maçın tekrarı gerekecekti. Ve bu hatayı yaptın. Bir maç Türkiye'de yeniden oynanmak zorunda kalacaktı. Ama yorumculuk öyle değil ki. Ben topu oraya koydu. Hatta yanımda Bülent Yıldırım vardı. Abi dedim niye oraya koydu? Evet dedi ya buraya koyması lazımdı. Biz mi yanılıyoruz acaba dedik. Şimdi bak bizim böyle bir şansımız var. Biz mi yanılıyoruz acaba? Kural kitabı şurada duruyor. Açtık. İlgili sayfayı bulduk. Evet biz doğru biliyormuşuz dedik. Yani bizim öyle bir şansımız var. Şu da olabiliyordu. Aa biz yanlış biliyormuşuz. Kendimizi düzeltecek kadar vaktimiz var. O yüzden yorumculuğun bir zorluğu yok. Ama sahadaki hakemin öyle bir şansı yok. Ben bir kitaba bakayım geleyim diyemiyor yani. Anlık vermesi lazım. Vermek zorunda. O yüzden sahada hakemlik çok zor. Öyle bizim anlattığımız gibi değil. Yani o kitap 200 sayfa kadar bir kitap. Her maça çıkmadan önce özellikle 12. kuralın faul, fena hareketler, özellikle oyunun durması ve yeniden başlaması, mutlaka oyuncuların tesisatı sürekli okumak. Bir de öyle bir şey ki sürekli değişiyor. O yüzden sahada yapmanın yerini hiçbir şey tutmaz. En kolayı yorumculuk. Hocam saha içinde hakemlik yaptığınız süre zarfında İlginç bir hakemlik anınız var mı? Hani o futbolcudan bahsettiniz. Kasımpaşa Rize maçından bahsettiniz. Ya alabilirsek şöyle bir tane daha da çok güzel olur bizim için. Yani hakemlik sahada hep izleyicilerin önünde ama sahada, saha dışında şeylerde, seyahatlerde birçok anı var. Şöyle bir düşündüğüm zaman mesela yanlış anlaşılmaz umarım çünkü çok eskide kalmış. Denizli Spor Beşiktaş maçı yönetiyorum. Denizli'de ligin son haftası Beşiktaş kazanırsa şampiyon olacak. Hatta Konyaspor'un düştüğü yıldı. 2010-2011 mi? 2009-2010. Doğru. Fener Galatasaray'ın şampiyon oldu o sene. Yok, Beşiktaş şampiyon oldu. 2008-2009 mu? Olabilir. 2009-2010. Evet. Mustafa Denizli çalıştırıyor Beşiktaş'ı. Denizli'de son haftada Sivasspor Galatasaray'la İstanbul'da oynuyor. Sivasspor'la çekişiyordu yanılmıyorsam Beşiktaş. Hatta maç bitince öğrenmiştim Konyaspor'un küme düştüğünü. Çok stresli bir maç. Beşiktaş'ın kazanması gerekiyor. Bir sürü şampiyonluk hazırlığı yapılmış falan. Maçın böyle 30. dakikalarında falan Beşiktaş 1-0 öne geçti. Gol oldu. Bütün Denizli oyuncular bana itiraz ediyorlar offside diye. Şimdi o zaman var yok. Telsiz var. Yardımcı hakeme dedim ki Serkan Genceller. Serkan dedim offside diye itiraz ediyorlar. Eminsin değil mi dedim. Hiç emin değilim dedi. Şimdi böyle bir cevap da beklemiyorsunuz. Şaşırdım ben. Kafama dedi top düştü göremedim dedi. Hayda. Allah Allah yani şimdi Beşiktaş gol atmış. Şampiyon olur belki o golle ve offside tartışması var. Yani Türkiye 3 gün onunla yatar kalkar. 3 gün değil bir de şampiyon olacağı için uzun yıllar akıllarda, bu akılda kalır. Çözemedik de yani birinin kafasına nasıl top düşer. Tabii maçtan sonra izlediğimizde şunu gördük. Şöyle oluyor. Tam yardımcı hakemin önünde savunma oyuncusu topu tribünlere vuruyor. Tribünün çatısına doğru. O sırada oradan top toplayıcı çocuk
başka bir top veriyor. Oyun onunla başlıyor. Çatıya giden top çatıdan tekrar gelip zemine düşüyor. Zeminde sıçrıyor. Bizim Serkan Genceller'in kafasına düşüyor. Serkan da şaşırıyor. Biz bunu ekranda görüyoruz. Dönüyor arkasına bakıyor. Bu nereden geldi derken pozisyon o sıra şeyde oluyor. Önünde oluyor. Kaçırıyor. Yani o şaşırıp top nereden geldi diye bakarken görememiş. Asıl anı diye anlatacağım kısmı o değil. Tabii yani bir maçta yaşanabilecek en kötü durumlardan bir tanesi. Bir gol olmuş, yardımcı hakem görememiş, offside tartışması var. Sonucu ne olur? Devreyi bitirdik. Telaşla soyunma odasına gidiyoruz. Belki izleriz, görürüz offside miydi, değil miydi falan diye. Şöyle de bir durum var. Maçın hakemi benim. Ben askerliğimi yapmamıştım o maç oynanırken. Ve bir askere gitmeme 3-4 ay var ama bir de gerginliği var. Acaba bir askerlikle ilgili evraklarımızı tam teslim ettik falan. O dönemlerde duyuyorduk böyle işte evrakında sorun olmuş, gelmişler otelden almışlar falan diye. Aynı şekilde maçın 4. hakemi Koray Genceller. Onun durumu da benle aynı. Serkan Genceller'in durumu da benle aynı. Bir de gerginliğimiz var. Hani o sezon bitince askere gideceğiz ama ya şu son günlerde de öyle bir aksilik yaşamayalım diye de bir gerginliğimiz var. Biz telaşla soyunma odasına gidiyoruz. Öyle bir offside gol konusu yaşanmış. Soyunma odasının önüne bir geldik. 6 tane askeri inzibat şeyde bekliyor. Soyunma odasının önünde bekliyor. Dedi ki eyvah bizi götürmeye geldiler. Hiç böyle bize de dikkatle bakıyorlar askeri inzibatlar. Biz hemen oradan soyunma odasına girdik şimdi. Hepimizin yüzü bembeyaz oldu. Diyoruz ki ya şimdi maçın bitmesini bekliyorlar herhalde. Maç bitince alıp bizi götürecekler askere. Ya hiç değilse bir ailemizi görseydik, bir vedalaşsaydık, bir hazırlık yapsaydık falan. Maçı unuttuk biz. Arada bir açıyoruz, bakıyoruz kapıyı. Kapının önünde bekliyor 6 kişi. Arkadaşlar takmayalım, ne yapalım, buraya kadarmış. Maç biter, gideriz askerimize falan diyerek ikinci yarıya çıktık biz. Askerler orada bekliyorlar. Sahada bir şampiyonluk maç oynanıyor. Neticesinde bir takım şampiyon olacak. Ama bizim aklımız soyunma odasının önündeki askerler de bizi götürmeye geldiler diye. Oynandı. Yanılmıyorsam 2-1 veya 2-0 kazandı Beşiktaş. Serkan'a maç içinde diyorum ki kaç dakika ekleyeceğiz maça son saat şeyde. Diyor ki birader bir 15-20 dakika ekle diyor yani. Ne kaldık kardır sahada diyor. Birazdan götürecekler diyor. Biz maçı bitirdik tabii. Normal dakikasında boynumuzu büktük. Askerler birazdan bizi götürecek diye soyunma odasına gittik. Soyunma odasının önüne baktık askerler yok gitmişler. Allah Allah içeriye girdik. Sağ komiserini çağırdık. Dedik biz devreye geldiğimizde burada askerler bekliyordu. Nereye gitti? Ha onlar mı hocam dedi. Garnizon komutanı maç izlemeye gelmiş. Garnizon komutanının korumalarıymış onlar. Ayak altında durmasınlar diye buraya getirdiler onları. Garnizon komutanı gitti askerlerini de aldı dedi. Biz derin bir nefes aldık. Biz bizim için geldiler diye. 45 dakika ne yapacağımızı bilemedik. Allah'tan da o golde de problem yokmuş. Aynı zaadan çıkmışlar. Maçın sonraki dakikalarında da bir sorun yaşamadık. Beşiktaş şampiyonluğunu kutlarken biz de rahatladık askere gitmedik diye. Çok zor bir maçta. Kafamızda gerçekten de öyle bir sıkıntıyla ya bizi götürmeye geldiler. 45 dakika sonra askere gidiyoruz diye maç öğrettik. Şeyinki güzelmiş yani yardımcı hakemin 15-20 dakika uzatacağım. Evet. Sonra biz askere gittik Koray Genceller'le. Bedelli çıktı Serkan Genceller gitmedi askere. O bedelliden yırttı. Hocam bu sezona geçmek istiyorum uygunsa eğer. Konyaspor bu sezon harikalar yaptı diyebiliriz aslında. Geçtiğimiz sezon özellikle. Yani bu senede 100. yılını kutluyor. Teknik direktörü, yönetimi, futbolcusu adına neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptı Konyaspor? Şu anki konumunu gözetleyecek olursak. Yani şimdi benim bu konuyla ilgili şöyle genel bir tespitim var. Anadolu kulüpleri adına şunu söyleyebilirim. İşte bir Bursa Spor'un, bir Eskişehir Spor'un yaşadıkları ortadayken bir Anadolu kulübünün her sezonun sonunda ligde kalması bence başarıdır. Yani ligde kalabiliyorsa bir Anadolu kulübü. Çünkü bir alt lige düştüğünüzde gelirlerde müthiş bir düşüş oluyor. Ve gerçekten alt ligden bir üst lige çıkmak o kadar kolay bir şey değil. Yani üstte kaldığınız sürece başarılısınız. O yüzden de hedef koyan Anadolu kulüpleri, bu tabii benim fikrimdir,
ligde kalmak üzerine hedef koyup bunu başardıkları sürece de o sezonu başarılı kapatmışlar diyebilirim. Tabii kurduğunuz takım, yaptığınız planlama bu Avrupa Kupası'yla taçlanırsa, Türkiye Kupası'nı alırsanız, ne kadar yukarıda bitirirseniz o kadar avantajdır. Belki İlhan Palut'u eleştirirken objektif olmayabilirim. İlhan Palut iyi arkadaşım. Askerliği beraber yaptık. Asker arkadaşım İlhan Palut. Ama işte 2010 yılından beri tanıyorum. Futbola ne kadar aşık birisi olduğunu biliyorum. Futbolla yatıp kalktığını biliyorum. Ömrünün futbol olduğunu biliyorum. Ve yaptığı işi de tamamen samimiyetle ve dört dörtlük yaptığına 12 yıldır şahit olan birisiyim. Bu başarı da tesadüf bir başarı değil İlhan Palut adına. Hakkıyla. Yani İlhan Palut 24 saatse 8 saati uykuda geçiyorsa diyelim ortalama, geriye kalan 16 saatin 15 saati futbolla geçiyordur. Bir saati başka insanlara ayırıyordur ya da ailesine ayırıyordur. Ve bu tesadüfi bir başarı değil. O disiplinin karşılığında gelmiş bir başarı İlhan Palut adına. Ben Konyaspor'un bu sezon hiçbir şeyi yanlış yaptığını düşünmüyorum. Futbolcusuyla, yöneticisiyle, teknik kadrosuyla futbolun doğrularını yaptılar. Herkes tarafından kabul gördüler. Yani şampiyon olmuş takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, bu ligin en başarılı teknik direktörlerinden bir tanesi İlhan Palut'tur. Ligin en başarılı takımlarından bir tanesi de Konyaspor'dur diyor. Yani Abdullah Avcı'yı da tanıyan birisi olarak söylüyorum. Bunu laf olsun diye söyleyecek birisi değil Abdullah Hoca. O yüzden ben şurada yanlış yaptılar diyemem. Onun dışında da doğrular çok fazlaydı. Bir defa takım olarak bütünleştiler. Çok böyle arkadaşçaydılar birbirlerine karşı. Çok fazla istatistiğini tutmadım ama herhalde çok az oyuncuya süre veren takımdır. Çünkü alternatifi de çok fazla değildi değil mi? Yani kadro belliydi. Değişmiyordu. Kadro mütevaziliği var. Evet. Sahaya çıkarken sağda kim oynayacak, solda kim oynayacak, stoperde kim oynayacak? Herkes belliydi. Bir oyuncu değişikliği olursa şu olur. Ekstra bir sakatlık, kırmızı kart falan olmadığı sürece. Çok alternatifi yoktu İlhan Hoca'nın. Çok alternatifi de yoktu İlhan Hoca'nın. O yüzden Konyaspor nasıl oynaması gerekiyorsa bir takım, bir defa teknik direktör oyun oynadı. Yani böyle doğaçlama bir oyun yoktu sahada. Konyaspor'un ne yapacağı biliniyordu. Teknik direktörün hangi hamleleri yapacağını, hangi oyuncuyu oyun alıp hangisini çıkartacağı biliniyordu. Bir planlı bir takımdı. Umarım bu sezonda kalmaz bu. Sonraki sezonda da bunu aktararak devam ederler. Yeri gelmişken büyük acıyı da yaşayarak bu sezonu böyle bitirdiler. Yani o Ahmet kardeşimizin kaybı çok büyük acıydı. Hem vefat ediş şekli hem takımdaki yeri. Yani Ahmet Çalık'ı yıllardır tanıyan birisi olarak söyleyebilirim. Onunla ilgili de tek olumsuz bir şey söyleyemezsiniz yani. Öyle değerli birisiydi ve öyle bir... Sadece Türkiye'de değil, dünyada söyleyemiyor zaten hocam. Rahmetliyle alakalı. Evet. Ben onunla ilgili hiçbir olumsuz bir şey hatırlamıyorum sahada kendi adıma. Ya da gördüğüm, yaşadığım bir başkasının aktardığı mükemmel bir insandı. Öyle bir mükemmel bir insanı kaybetti. Kaptanını kaybetti, canını kaybetti. Ama sonraki o birlik beraberlik duygusu müthiş bir şeydi. Yani bu kadar büyük badirenin altından da kalkıp bu başarıyı göstermek de ayrıca takdire şayandı. Sadece olasılıklar üzerinden gideceğim hocam. Yanlış anlamayın beni. Rahmetliyi kaybetti dediniz Konyaspor. Hani Konyaspor'un canı, ciğeri, kaptanı her şey aslında. Rahmetliyi kaybetmemiş olsaydı, ihtimal üzerine soruyorum sadece. Konyaspor 100. yılını şampiyonlukla taçlandırabilir miydi? Hiç sürpriz olmazdı. Çünkü yani yeri asla dolacak bir insan değil de, şimdi de Türkiye'de 8+3 olayı var yabancı sayısı. Yani var mıydı başka bilmiyorum. Çok fazla futbola o konuda hakim değilim. İki Türk stoperle oynayan başka takım var mıydı? Zannetmiyorum. Ben hatırlamıyorum. İki tane Türk stoperle oynuyorsunuz ve ligin en iyisi ve yabancı şansınızı diğer mevkilerde kullanıyorsunuz. Daha kritik mevkilerde. Ama bir tanesini kaybettiğiniz anda bir de 8+3'ten dolayı takımı rotasyona sokmak çok daha zorladığını düşünüyorum ben İlhan Hoca'yı. Yani çok farklı olabilirdi elbette. Olabilirdi yani. Yani çok çok farklı olabilirdi. Bir de o Rize'deki yol kazası
Yani Rize'yi olmayacak bir kazaydı. Olmayacak bir kazaydı. Orada yani hani işte VAR ne zaman lazımdı? VAR orada lazımdı. Böyle bir maçtı. Çizilmedi hocam mesela. İlk defa olmuş herhalde. VAR 5 yıldır görev yapıyor Türkiye'de. Evet. İlk defa Riva merkezi çizgiyi çizmemiş. Şimdi çizgi ne zaman çizilir? Video yardımcı hakem karar verir. Der ki bu pozisyon itibariyle eğer şu oyuncu savunmadan kaleye daha yakınsa bu pozisyon %100 offside der. Çizgiyi ondan sonra çizer. Şimdi her zaman önde olan oyuncu offside olmaz. Bazen hakemin yorumu gerekir. Hani halk arasında halen aktif pasif diye konuşuluyor ya. Yani öndeki oyuncunun oyuna, rakibe müdahalesi olması ya da bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmesi lazım ki pozisyon offside olsun. Eğer öyle bir durum varsa çizgi o zaman çizilir. Ama önde olan oyuncu şeklen offside'dadır ama rakibe oyuna müdahale etmiyordur. Bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmiyordur. O zaman çizmezsiniz. Çok ender olan bir pozisyondu ve video yardımcı hakem orada şunu kaçırdı. Öncesinde topu kaleden uzaklaştırmaya çalışıyor. Skubiç'ti yanılmıyorsam değil mi? Önce Skubiç'e dokunuyor top. Sonra offside'deki oyuncuya gidiyor. Offside'deki oyuncudan ortaya çevriliyor. Gol oluyor. Şimdi hakemin önce şunu bilmesi, yani bilmesi derken de o seviyedeki bir hakem bilir de kaçırmaması gerekirdi. Oyun kuralları kitabında çok açık şekilde yazıyor. Kaleye giden ya da kaleye çok yakın giden bir topu uzaklaştırmaya ya da durdurmaya çalışan bir oyuncu topla oynamış sayılmaz diyor. Evet. Yani Skubiç orada topa dokunuyor olsa bile hedefinde kaleye yakın giden bir topu uzaklaştırmak var. O yüzden topa dokunmuş olması demek topla oynadığı anlamına gelmiyor. O yüzden de zaten ilk vurulduğunda arkadaki Rizeli oyuncu offside, offside olması gerekiyor. Ama video yardımcı hakem şöyle düşünüyor. Skubiç topla bilerek oynadı. Skubiç bilerek oynuyorsa arkadaki adam offside olmuyor zaten. O zaman çizgi çizmesine gerek yok. Yani video yardımcı hakem hata yapıp Skubiç'in o topa dokunuşunu oynama olarak kabul ettiği için çizgiyi çizmedi. Çünkü hani savunmadan gelen top offside olmaz ya, öyle yanlış bir yorum yaptı. Aslında Skubiç orada topla oynamıyor. Oyun kurallarında da çok açıkça yazdığı şekilde kaleye çok yakın giden bir topu uzaklaştırmaya çalışıyor. O da oynama olmaz, sekme olur, kurtarma olur. Video yardımcı hakem onu atladı. Çok büyük bir hataydı. Belki de bu sezonun en büyük hatalarını, yani 3 hata saysanız bir tanesi oydu. Konyaspor gibi büyük bir camianın elinden hani şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi hayalini aldı diyebiliriz aslında bu hatayla beraber. Fenerbahçe o maçla beraber zaten önümüze geçmiş oldu. İşte VAR ne zaman lazım? VAR böyle bir hata için lazım. Evet, tam zamanı. Ligin kaderini değiştiriyor, o maçın kaderini değiştiriyor. Ben şunu anlattıktan sonra herhalde birisi çıkıp da hayır ya yanlış yorumluyorsun diyemez. Çok açık bir şekilde kaleye yakın giden bir topu uzaklaştırmaya çalışıyor Skubiç. Tam o tabire uyan bir şey. Kitabın orta yerinden ve böyle işte VAR burada lazımdı. Koca bir sezonun kırılma anıydı. Evet. Hocam şeyden bahsettiniz. Anadolu takımlarının hani ligde kalması her yıl başarıdır dediniz. Evet. Ama Premier Lig'de, Bundesliga'da takımlar şampiyonluğu oynuyor, Avrupa'ya oynuyor. Efendime söyleyeyim, hani Şampiyonlar Ligi'ni oynuyor, kupalar kazanıyor. Bu bizim ligimizde neden? Sadece ligde kalmak Anadolu takımlarımız için başarı olarak gösteriyoruz. Ya da en ufak Türkiye kupasını aldığı zaman bu takım gerçekten başarılı oldu diyoruz. Hani neden süreklilik yaşanmasın? Ya ben bunu şunun için söyledim. Futbol ekonomimiz çok kırılgan. Yani bugün en büyük Anadolu kulüplerinin en büyük geliri yayın geliri. İşte forma satışı, ne bileyim tribün geliri falan yanında çok az bir miktar kalıyor. Yani 80 milyon yayıncı kuruluştan alıyorsa herhalde, yani bunu bilmiyorum rakamları tam olarak da, tribün geliri, sponsorluk geliri falan bunun 5'te 1'i kadar falan oluyor. Ligden düştüğünüz anda yayın gelirini kaybettiğinizde gelir olarak bir şey kalmıyor ve ciddi bir borç yüküyle aşağıya düşmüş oluyorsunuz. Çıkma şansınız kalmıyor. Ama bütçeyi sağlam kurup, yani bu Türkiye şartları için söylediğim bir şey, ligde kalmayı başarırsanız en azından bir sonraki yılda o yayın gelirini kasanıza koyma şansınız var. Kaldınız ligde, koyun. Planlamayı düzgün yapın. Ucuz oyuncular,
doğru transferler, altyapıdan 1-2 oyuncu katkısı zaten yerinizi pekiştirirseniz sonraki yıllarda başarı kendiliğinden gelecektir. Ama terfi ediyor takım Süper Lig'e, takım kuruyor ligde kalmak üzerine, işler yolunda gitmiyor, düşüyor. Transfer ettiği oyuncuların yükü, yayın gelirini kaybetmiş, ciddi bir borç yüküyle aşağıya düştükten sonra da tekrar yukarıya çıkması çok zor oluyor. Planlamasını doğru yaptığı sürece başarı kendiliğinden gelecektir. Mesela Konyaspor bu sene, bilmiyorum, ben çok böyle hakim değilim o konular ama doğru noktalara doğru transferler yaptı gibi gözüküyor. Çok hakim değilim bu sezon, önümüzdeki sezon için. Öyle gözüküyor. Çok fazla bir borç yük altına girmedi. Yok, gördüğüm kadarıyla. Kapanıyor. Borçlar kapanıyor. Hedefinde Avrupa var. Şans inşallah gidebildiği yere kadar gider. İnşallah gruplara kalır. Kalamadı diyelim. İlk turda elendi. Siz şimdi çok büyük rakamlı transferler yapsanız bir Anadolu kulübü olarak, Avrupa'ya bir hedef koysanız, deseniz ki gruplara kalacağım. Futbol bu. İlk turda elendiniz. Yaptığınız yatırım boşa gidiyor. O yük takımın sırtında, bir de aşağıya düştüğünüz anda bir daha çıkma şansınız kalmıyor. İşte Bursa Spor gibi. Onu diyorum. Yani planlama doğru yapılmalı. Ekonomi doğru yönetilmeli. Başarı zaman alacaktır. Hemen birden gelmeyecek. Ben o zaman tam olarak burada da yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Evet. Toplam 6 tane transfer yapıldı. Konyaspor'a mevkilerde oldu. Sadece Robert Muriç'e bonservis bedeli ödendi. Bu 6 transfer içerisinde sadece 500 bin euro Konyaspor kulübünün kasasından çıktı. Müthiş yani bir şey. Bir başarı aslında bu. Ya müthiş bir şey. Bir de şimdi oyuncuların takıma uyumu sağlanırsa, tamam, daha ne isteyeceksiniz? Yani kasadan para çıkmadan 6 tane futbolcu getirmişsiniz. Başarı da beraberinde gelmiş. Ama 6 tane transfer yapıp Avrupa'ya hedef koyup her birine birer ikişer milyon bonservis ödeyip futbolculara yüklü maliyetlerin altına girip 2 yıllık, 3 yıllık maaşların başarısız olduğunuz anda da büyük bütün şehrin sırtında kalacak işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani hedef koyarken ölçülebilir hedefler koymak ve planlı hareket etmek. Yani Trabzonspor camiası Anadolu takımı ama büyük bir camia. Evet. Hani benim futbolla yaşıyor. Bahsetmek istediğim bu aslında. Hani Konya gibi, Eskişehir gibi, Bursa gibi şehirlerinde hani bu İngiltere'de, Almanya'da olduğu gibi hep üst sıralarda belirli bir şekilde, hani örnekleri vardır. Schalke belki ikinci lige düştü ama kaliteli bir takımdır. Şampiyonlar Ligi'ne her zaman katılan bir takımdır. Bu şekilde takımlar olması için bu şekilde planlı gitmesi mi gerekiyor yani? Tabii teknik direktörüyle uzun vadeli planlamalar yapması gerekiyor. İşte Sivasspor değil mi yani? Rıza Hoca ile Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra hiç ayrılmadan çalıştılar. Bu yıl ikinci yılı mı, üçüncü yılı mı? Dördüncü yılı belki de. Evet, dördüncü yılı belki de. Yani aynı teknik direktör, aynı şehir, planlama güzel. Bu sene kupayı aldılar. Önceki yıllarda Avrupa'ya katıldılar. Yine Avrupa'ya gidecekler. Doğru değil mi yani? Şöyle bir durum var ama geçen yıl Avrupa'da çok yıprandı. Rıza Hoca'nın veya yönetimin, tam olarak bilmiyorum, bir hani transfer konusunda yıpranmışlık olabilir. İlk haftalarda hatırlayacaksınız bayağı zorlandı Sivasspor aşağılarda. Ama hedefi ondan sonra kupaya diktiler gözü. Diktiler. Hoca değiştirelim demediler. Bu hocayla olmuyor demediler. Sabır gösterdiler. Sonunda da mükafatını aldılar. Eyvallah hocam. Bu sezon için bir kadro sizden isteyeceğim ben. Hayalinizdeki kadroyu. Nasıl eğer mümkünse. Bu sezonun en iyisi. En iyileri. Enleri. Ya şimdi bu sezonun en iyisi Trabzonspor. Şampiyon olmuş. Direkt onu yazmayacaksınız. Yani şimdi ama içinde bulunduğu şartları değerlendirirseniz Konyaspor'un başarısı da yabana atılmaz. Mesela dönemlik baksanız Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki çıkışı yabana atılmaz. Her birinde farklı bir başarı hikayesi var. Mesela Trabzonspor'un başarısında bence erken yola çıkmanın avantajı var. Abdullah Hoca'yla bir sezon önce anlaşmaları, bir sonraki sezonun planını doğru yapmaları, transfer edilecek oyuncuları zamanında transfer edip takıma koymaları ve Trabzon için Avrupa'ya gitmemiş olması da bir şans oldu. Belki Avrupa'ya gitseydi Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi yıpranacaktı. Yıpranmadı da ve aldı götürdü, bir başarı hikayesi. Bu taraftan İlhan Hoca'nınki de tartışılmaz bir başarı hikayesi. Kısıtlı kadroyla. Mütevazi. Beraberinde
işte o Ahmet Çalık kardeşimizi kaybetmenin yaşatmış olduğu o hüzün, moral bozukluğu, büyük acı, ona rağmen geldiği nokta Trabzonspor'un başarısıyla yarışır bana göre. Evet. Yani bir tarafta Trabzonspor gibi bir futbol şehri var, bir tarafta Konyaspor var. Yani Trabzon'u benim insanlara anlatmama gerek yok. Futbolla yatıp, futbolla kalkan, sahanın ışıklarını yaksalar ne oluyor burada diye 10 bin kişinin arka arkaya takılıp gittiği bir şehir Trabzon. Deplasmana gidemedim belki ama o şampiyonluk maçında Trabzonspor abilerimiz gitti buradan. O atmosferi öyle anlattılar ki bana. Yani biz de şampiyonluk hedefi olarak gitmiştik belki o 2-2 biten maça abilakere. Ama adamlar inanmış dediler. Adamlar hak etti dediler. Ben sustum ondan İnanmanın sonra. İnanmanın ötesinde şöyle, Trabzon'da 70 yaşında bir nineyle oturup futbol konuşabilirsiniz. Evet. O kadar hasta. Şehir hasta buna, seviyor. 10 yaşındakiyle de konuşabilirsiniz. Peki hayalinizdeki 11'i istesek verebilir misiniz yoksa? Yok, öyle çok futbola hakim değilim. Hayalimdeki 11 demem ama bu sene kalede Uğurcan yani bence çok iyiydi. Şampiyonluğu tek başına getirdi diyebilirim şeye. Trabzonspor'dan ayrılmış ama Bakayeme bence çok etkili bir forvetti. Bence yılın futbolcusu, Allah gani gani rahmet eylesin, Ahmet Çalık'tı. Stoper'de inanılmaz işler yaptı. Fenerbahçe'de Arda Güler. Bu seneye damga vurdu. Onu söyleyebilirim. Yani Beşiktaş'ta Rıdvan vardı. Beşiktaş'ta Rıdvan. Sonradan Emirhan kadroya dahil oldu. Evet. Yunus. Evet, Türk futbolunun bu seneki kazançları bunlardı bence. Yani Uğurcan, Altay'ı kenara koymayalım. Yunus'u iyi söylediniz, Kerem'i iyi söylediniz, Rıdvan'ı iyi söylediniz. Bunlar hep bizim bu sene kazandıklarımızdı. Geleceğimiz. Emre Mor kendine geliyor Karagümrük'te. Evet. Yani Emre Mor müthiş bir şey. Yani o kadar takımdan sonra artık bundan bir şey olmaz denildiği dakikada tekrar geriye döndü. Yanlış anlaşılmasın. Zannediyorum ki akıllandı Emre Mor. Hani kendine geldi. Olabilir. Futbolcu olduğunu hatırladı. Hani Sergen Hoca diyor ya Ozan Tufan'a futbolcu olduğunu hatırlattım ilk başta diye. Evet. Bence Emre Mor onu hatırladı Karagümrük'te. Evet. Hocam tekrardan size geçmiş olacağım. Hakemlik bugün hani kabul görmüş bir meslek değil normalde. Ailelerimiz, yani sizin aileniz nasıl karşıladı? Ben hakem olacağım dediğinizde nasıl bir duyguyla karşılaştınız? Yani ne dediler size tam olarak? Sürekli sporun içinde olduğum için kendi ailemden bununla ilgili bir şey, olumsuz bir tepki görmedim. Ama işte herkes şey gözüyle bakıyordu. Ya nasıl hakemlik öyle çok yapılabilir bir şey olarak görmüyorlar. Hemen herkesin aklına gelen hakemlerin görmüş olduğu tepkilerden dolayı nasıl bu tepkileri göğüslüyorsun, nasıl yapıyorsun falan ama belli aşamaları kat edip bir noktaya geldikten sonra da aileniz en az sizin kadar bu işe sarılıyor. Çünkü hakem ailesi olmak çok kolay değil. Bir yıl içerisinde bir hakem herhalde ailesinden ayrı 100 gün geçiriyordur. Seyahatlerde, otellerde, kamplarda. Bununla beraber sizin aleyhinize yazılan, çizilen, söylenen her şey hedefinde bir anlamda ailenizde var. Yani çünkü siz ailenizden ayrı düşünülemezsiniz. Biri size hakaret ediyorsa, biri size olumsuz bir eleştiride bulunuyorsa aileniz bunu mutlaka üstleniyor, üzerine alıyor. Sizinle beraber yaşıyor. Hüznü de sizinle beraber yaşıyor. Mutluluğu da sizinle beraber yaşıyor. En çok yani etkilenen hakemden daha çok hakemin ailesidir. Bir de yani günümüz teknolojisinde eleştirilerden ben uzakta duruyorum. Yok gazete okumuyorum, yok dinlemiyorum deme şansınız yok. Her yerde karşınıza çıkıyor. Yani insan içine çıkmamanız lazım eleştirilmemek için. Elinize hiç şu akıllı telefonunuzu almamanız lazım. Her yerde, her şekilde. Tıkamanız lazım. Tabii. Yani ben örnek olarak hep şeyi söylerim. Bursa'da evet. Bursa Fenerbahçe maçı yönetmiştim. Çok ağır eleştirilmiştim o zaman. Alex'i atamadın filan gibi. Bursa'dan İstanbul'a feribotla geçerken o kadar bunaldım ki şu kadarını söyleyebilirim. Ya bu feribot yolun karşı tarafına geçmesin, batsın da kurtulayım dedim yani. Öyle ağır eleştiriyordum hemen maçtan sonra. Kolay değil böyle bir şeyi göğüslemekte. Ve 8 hafta maça gidemedim. Kötü de bir maç yönetmiştim o maçtan sonra. Döndüm Konya'ya ve etkileneceğimi, üzüleceğimi bildiğim için tamamen dış dünyaya kendimi kapattım. Dışarıya çıkmıyorum, televizyon seyretmiyorum. Bir bunalım. Gazete almıyorum. Tam öyle bir ortam ama çünkü her taraftan baskı, hücum ediyorlar. Böyle bir gece saat 2:30 falan uyandım.
tabii yaşadığım duygusal şeyin uyanması. Kalktım, aklıma geldi. Televizyonu açtım. Gece saat 2.30. Yayıncı kuruluşta kalmış. Yayıncı kuruluş açık. Yayınlanmış bir programın tekrarını veriyor. İşte yorumcular var. Melih Şendil'di galiba sunan. Yanlış hatırlamıyorsam. Bülent Korkmaz yorumcu. Şanlı Kaplan var. Allah rahmet eylesin. O yorumluyor. Onu görünce böyle bir yönettiğim maçlarda filan, o zaman yayıncı kuruluşta yorumcular vardı. Beni hep methederdi. Ben çok beğeniyorum bu hakemi falan diye. Konu da bizim maç. Bursa Spor Fenerbahçe maçı. Bülent Korkmaz da iyi bir insandır. Yanlış anlaşılmasın. Severim de kendisini. Benimle ilgili olumsuz birkaç bir şey sıralıyor. Orada birisi daha vardı, hatırlamıyorum. O da epeyce sıraladı falan. Ama Şanlı Kaptan hiç konuşmuyor, susuyor. Dedim ki benimle ilgili güzel bir şey söyleyecek. En azından 3-4 gün sonra güzel bir şey duyacağım falan diye. Sıra ona geldi. Siz ne dersiniz dedi. Hiç konuşmuyorsunuz dedi Melih Şendil hakemle ilgili. Ne diyeyim ya dedi. Böyle hakemlik mi olur? Yarın açsın düğünü dedi. Yani hiç beklemediğiniz bir kişiden aldığınız bir eleştiri başka. Bir de kaçamıyorsunuz yani. 3 günün, 4 günün, 5 günün sonunda ya televizyonda, ya sosyal medyada, ya sokakta, ya bir gazete küpüründe sizinle ilgili bir şey mutlaka görüyorsunuz. Zaten hakemlikten başarı bunlardan kendinizi soyutladığınız zaman geliyor. Yoksa bunları biriktirirseniz bilinçaltına. Burada tam olarak profesyonellik devreye tabii giriyor hocam. Tabii profesyonellik devreye giriyor ama bizim yaptığımız yıllarda profesyonellik yoktu. Ben hakemliği bıraktığım sene 5. hafta o sezon geçilmişti profesyonelliğe. Yani ben hakemliğin varını da görmedim, profesyonelliğini de görmedim. Yok hocam siz falan profesyonel hakemdiniz ya. Yapmayın etmeyin. Hayır hayır. Şey olarak, literatür olarak Türkiye profesyonel hakemliği. Yani dediler ki hakemlik artık bir meslektir. Hakemler hangi görevi yapıyorlarsa, iş yeri varsa kapatacak, memursa istifa edecek. Tamamen biz, bu işle meşgul olacak. Tamamen bu işle meşgul olacak. Biz onlara maaşını vereceğiz, maaşlı olacaklar. Dedikleri sezon benim hakemliği bıraktığım sezon. 5. haftasında bıraktım. Ondan önce hakemlikte profesyonellik yoktu. Yani herkesin bir işi vardı. Cüneyt Çakır sigortacıydı. Fırat Aydınus ticaretle uğraşıyordu bildiğim kadarıyla. İşte ben öğretmendim. Halis Özkahya öğretmendi. Yunus Yıldırım öğretmendi. Bülent Yıldırım kamuda teftiş kurulu başkanıydı dış ticaret müsteşarlığında. Herkesin bir mesleği, hakemliği, hakemlik hobiydi. Yani bu kadar göz önünde yapılmasına rağmen hakemlik kişinin kendi mesleğinin yanında yaptığı bir hobiydi. İşimizden izin alıp seminere gidiyorduk. İşimizden izin alıp maça gidiyorduk. Böyleydi. Yani Bülent Yıldırım Hazine ve Ticaret Bakanlığı'nda baş müfettiş, teftiş kurulu başkanı. Burada soruşturma yapıyor. Akşam 5 mesai bitti. Ben gideyim bir antrenmanımı yapayım diyordu. Bugün hafta sonu gideyim maçımı yöneteyim diyordu. Pazartesi dönüp tekrar işinin başındaydı. İşte insanlarımız bunu bilmiyor. Ama. Evet. Böyleydi. 2016 ben hakemliği bıraktığım yıl, o sezon profesyonel hakemlik başladı. Ama burada şöyle bir soru devreye giriyor hocam. Evet. Yani hakemliği bırakmasaydınız öğretmenliği bırakır mıydınız? İşte o sezon 9 olay yaşanmasaydı. Yani o süreç devam etseydi 9 tane hakemi o sezonun başında profesyonel yaptılar. 7 tane FIFA ve 2 tane de geçmişte FIFA kokartı takmış 9 hakemi deneme maksatlı şey yaptılar. Profesyonel yaptılar. Ben zaten o zaman halen profesyonel değildim hakemliği bıraktığımda. Sonraki sene bütün herkes istifa ederek maaşlı oldu ve profesyonel olarak başladı. Yani deneme sezonuydu benim bıraktığım sezon. Sonraki sezon profesyonellik başladı ve profesyonellik de yürümedi. Bunu da kimse çok fazla bilmiyor. Şu anda tekrar profesyonellik bitti. Sadece sezon boyu sözleşme imzalıyor hakemler Futbol Federasyonu'yla. Maaşlarını alıyorlar. Dileyen başka bir işte yapabiliyor yine beraberinde. Yani siz profesyonel bir şekilde devam etmiş olsaydınız hani mecbur kalsaydım hakemliği tercih ederdim. Öğretmenliği değil. Hayır, hakemliği tercih ederdim. Tekrar öğretmenliğe dönebiliyor musunuz? Tabii dönebilirsiniz. Yani bu sadece hakemlere mahsus bir durum değil. Bir memuriyetten usulüne uygun şekilde istifa ederseniz tekrar memuriyet alımlarında müracaat edip dönebilirsiniz ama bu okuldayken istifa ettiniz. Bu okul olmaz, bu şehir olmaz ama dönebilirsiniz öğretmenliğe. Ben biraz magazinsel kısma geçeceğim. Olur. Sizin de hani yemek illa sevdiğiniz yemekler vardır. Gurmesi olduğunuz bir yemek var mı? Çok gurme değilim. Yemekler var mı? Çok gurme değilim. Yemek yemeyi severim. Ölçüsüz davrandığım zaman da kilo alıyorum. Beyaz ete çok düşkünlüğüm var. Balık yerim, tavuk yerim.
Ama yemeğin her türlüsünü severim. Her ortamda yenileni severim. Dostlarla birlikte yenilen çok daha fazla zevk verir. Hakemler neyin nerede yenileceğini, nasıl yenileceğini iyi bilirler. Çünkü çok seyahat ettikleri için. Hakemliği bıraktıktan sonra en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesidir. Yani Yemek Gaziantep yiyemiyorum. mutfağı, Urfa mutfağı, Trabzon mutfağı hep ayrı kaldık buralardan. Adana mutfağı. Çünkü her hafta bir yerdeydik. Yani Konya mutfağında da Konya mutfağı sevdiğimiz. mı? Ya şimdi etli ekmek fırın kebabı zaten herkes biliyor. Bamya çorbası, düğün pilavı değil mi yani? Vazgeçememiz bizden. Tabii. Ben gelen misafirlerimize falan da hep Konya mutfağı ile ağırlarım. Dün bir misafirimiz vardı. Dedim Konya'ya geldiniz. Etli ekmek yenilmeden gitmez. Bir gün etli ekmeği yedik. Ertesi gün fırın kebabını yedik. Pazara kalmadılar. Kalsalardı bir düğün bulup düğün pilavına da götürecektim yani. Eyvallah hocam. Hocam çok keyifli bir sohbet oldu. Yani çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz son hani cümleleriniz varsa alalım. Yok yani hakemlik gerçekten çok kolay gibi gözüken ya gözünün önündekinde göremedin mi denilen bir şey ama o kadar değil. Yani her mesleğin kendine göre zorlukları var. Elbette o kadar zor. Çok daha fazla zor değil ama yani hakemleri eleştirirken biraz daha sağduyulu olmak, taraftar gözlüğünü çıkartmak, tarafsız siyah beyaz olarak bakmak lazım. Hakemlerin ben asla ve asla kasıtlı, bilinçli bir tarafı galip getirmek, bir tarafı mağlup etmek ya da bir maddi menfaat elde etmek için düdük çaldıklarına asla inanmam. Kimse de beni inandıramaz. Eğer biraz beni samimi buluyorlarsa insanlar buna inansınlar. Hakemler tarafsız düdük çalmak için çıkıyorlar. Kötüsü var. Yani yetenek olarak kötüsü var. Başarısız olanı var. O gün gününde olmayanı var. Ama asla ahlaksız bir hakem yok. Bunu böyle bilsinler yani. Sağduyulu olmak gerekiyor. Taraftarlarımıza da burada dipnot geçmiş olalım. Evet efendim, bir sahadaki izler programında böylelikle sonuna gelmiş olduk. 10 yılı profesyonel, toplam 20 yıl hakemlik yapmış sevgili Deniz Çoban bugünkü konuğumuzdu. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.